Seçimler yapıldı, oylama bitti ama sonuçlar bir türlü netleşmiyor. Üstelik ciddi tartışmalar da var. Bu yerel seçim sayfası kolay kolay kapanmayacak gibi. Bu konuyu değerlendirmeye belki farklı açılardan yorumlamaya çalışacağız. Konuğumuz da hepinizin bildiği, tanıdığı bir isim. Belki ekranlara çok fazla sık çıkmıyor ama unutmadığınız bir isim, bundan eminim. Perihan Maden, yazar, gazeteci. Hoş geldiniz Perihan Hanım. Hoş bulduk. Şimdi bu seçim süreci bayağı hareketli geçti, sert geçti. Bu sırada epeyce de ekran başına ya da yayın organlarının başına kilitlendik. Farklı duygular yaşadık. Sevinçten nefrete, kedere kadar falan. Sizde hangi duygular ağır bastı bu seçim kampanyasını izlerken? Ben bu sefer dedim ki her sefer eşekten düşmüş karpuza dönüyorum. Onun için hiç ilgilenmeyeceğim, hiç aldırış etmeyeceğim. Gittim kuzu kuzu oyumu verdim ve hiçbir beklentim yoktu. Ama bence bir sürü insan böyleydi ve çok umulmadık, çok şahane bir sürpriz oldu. Ve böyle bir açılıma o kadar ihtiyacımız varmış ki sanki her şeyin üstüne kapak kapatılmış gibi. Yani bir kapak böyle aralanıyor gibi oldu üstümüzden. Hani korkunç bir simsiyah, katran yüklü bir tencere kapağı falan düşünün. Bir toplumun üstüne kapaklanmış. Ve şimdi yine o kapak üstümüze böyle itiliyor. Yani o kapağın açılmasına ki şu kadarcık bir yer açılacaktı yani. Bir belediye seçimidir sonuç olarak. Buna da izin verilmiyor. Yani onun için çok büyük bir gerginlik içindeyiz şimdi. Ve hep böyle bir gergin tutuluyoruz. Mesela bugün bir şey vardı, haber vardı. Brexit İngilizleri bunalıma sokmuş. Ya dedim sizi Brexit bunalıma sokuyorsa bizim bunalımımızın derecesini Ve düşünemeyin. yıllardır. Değil mi? Evet. Ne oldu şimdi? Sizce en başta gözler İstanbul'da. İmamoğlu oldu mu belediye başkanı? Olmadı mı? Sonuç ne olacak? Şimdi AKP iktidarının şöyle bir mottosu var bence. Zor oyunu bozar. Yani çok büyük bir zorbalık pratiği geliştirdiler. Ve zaman kazanıp bir şekilde oyunu, yani son meşruiyet kalesini de yıkmak, seçimlerin sonucunu bir şekilde kaput hale, yani kullanılmaz sakat hale getirip belediyeyi vermeyecekler gibi zaman geçtikçe öyle düşünmeye başladım. Çünkü biliyorsunuz Anadolu Ajansı son seçimde ne kadar çabuk neticeleri bildirmişti. Şimdi günler süren bir geçersiz oylar kaç tanedir ki? Yani toplam bu sefer 250 bin geçersiz oy. Ne kadar alır ki onların sayılması? Yani işi uzatarak bir herhalde tezgah hazırlanıyor diye düşünüyorum ve hepimiz böyle düşünüyoruz. Yani bu bana şeyi düşündürüyor aslında. Hani ben psikoloji okudum ya, psikolojide bir executive monkey, hani yönetici maymun deneyi vardır. Şimdi bir maymun grubuna diyorlar ki işte şunu şunu yaparsan sana muz vereceğiz, mükafat vereceğiz. İşte bunu yaparsan da elektrik, yani eğitiyorlar maymunları. Yani biliyor ki bunu yaparsam elektriği yiyeceğim, bunu yaparsam muzu alacağım. Bir tür şartlandırma. Evet, gayet güzel mükafat ve cezayı öğreniyor. Bir grup maymuna da çok büyük bir belirsizlik yaratıyorlar. Yani onlar ne zaman elektriği yiyeceğini bilmiyor. İyi bir şey yaptığında da yiyebiliyor, kötü bir şey yaptığında da yiyebiliyor. Ve o maymunlar da ülser, işte psikolojik sorunlar filan çıkıyor. Bence şimdi biz İslamcı baskıcılığın, İslamcı diktatoryanın laboratuvarında bu maymunlar durumundayız yani. Birkaç kişiye şöyle bir bakalım sizin yardımınızla. Ekrem İmamoğlu diye birisi çıktı, hayatımıza girdi, bir tür fenomen oldu. Baştan tanımıyorduk, %4 falan diyorlar tanınırlığında. Sonra aldı götürdü gibi. Nasıl buldunuz Ekrem İmamoğlu'nu? Ya harikulade buldum. Çok acayip bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Yani ilk başta tabii ki mesafeli ve soğuktum. Hani gidip hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi falan böyle birazcık bir soğutma etkisi yarattı. Sonra düşündüm. Siyasi bir deha adam. Yani bütün Türkiye'nin tanımadığı bir adam bu şekilde herkes tanımış oldu. Hepimiz ismini Siyasi bir deha öğrendik. dediniz. Evet, gerçekten. Enteresan. Yani çok çok akıllıca hamleler yapıyor. Mesela çıkıyor büyük şehir çalışanlarına diyor ki işte sizinle ne kadar güzel çalışacağız diyor. Orada böyle
büyük şehrin içindeki memurlarda ne iş yaptığı belli olmayan 10 binler varmış orada. Yani bir gerilim varsa onu azaltıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir de mesela şu tutumuna inanamıyorum. Hayatta böyle insanları kendime örnek almalıyım. Mesela işte AKP'li teyze ben sana oy vermeyeceğim falan diye pazarda hakaret ediyor. Canın sağ olsun teyzeciğim diye öpüyor. Yani bu Budist yaklaşıma, bu tatlılığa, bu pozitifliğe, bu neşeye, bu gençliğe. Adam yani 1970 doğumlu, o kadar hasret kalmışız ki eşi, işte eşinin mesela Semiha Yıldırım'la olan fotoğrafı için söylediği falan inanılmaz değil mi? Evet evet, isterseniz hatırlatın, o benim de çok ilgimi çekti. Hatta bugün bir köşe yazısında vardı, Murat Sevinç yazmış. Fotoğrafları kullanıyorlar değil mi? Binali Yıldırım ve eşi, İmamoğlu ve eşi. Ondan sonra estetik bir takım kendince değerler üzerinden düzeysiz şeyler ediyorlar, laflar ediyorlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam eğer Ekrem İmamoğlu şey diyor, yani bunu kullanarak böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız. Dilek İmamoğlu söylüyor. Eşi. O mu söylüyor? O söylüyor. Ben Ekrem İmamoğlu'ndan duydum. Böyle bir şey okudum ama yani ben diyor eşine baktığım zaman diyor Binali Yıldırım'ı, annemi, ablamı, onun için bu tür şeyler düzeysiz. Bu çok ciddi bir şey çünkü belli bir kesimde bu var. Kendilerini daha yüksek sayan. Değil sosyal mi? Medyada aslında böyle bir güzellik faşizmi, gençlik faşizmi, vay sen yaşlısın, vay sen çirkinsin, vay sen şişmansın, vay sen köylüsün. Böyle bir ya da örtülü örtüsüz vesaire evet, bu tür şeyler. Evet, böyle bir elitist, böyle dehşet, terör, estirme tugayları var. Yani ve Dilek İmamoğlu'nun verdiği cevap, yani insan bunu danışsa bilmiyorum herhalde böyle uzayda bir hani kara kutu olsa en doğru cevap nedir falan bu yollanırdı. Dilek İmamoğlu verdi bu cevabı. Çünkü Dilek İmamoğlu genç ve güzel bir kadın. Başı açık bir kadın. Bir de hakikaten genç ve güzel. Evet. Onun için de bu cevap mesela harikulade bir cevap. Ve şöyle de bakıyorum Ekrem İmamoğlu'na. Hani masallarda vardır ya, kötü kraliçe kıskanacak, onu öldürmesin diye prenses saklanır ormanda, pamuk prenses gibi. Ekrem İmamoğlu da pamuk prens gibi. O ilçe belediye başkanlığında saklanmış bir şekilde kendini geliştirmiş. Hiç adamdan haberimiz yoktu. Birdenbire çıktı yani. Bu da çok ilginç. İzlerken sizde şey duygusu olmuyor mu? Ya şurada da şöyle rol mü yapıyor acaba? Numara mı yapıyor? Yoksa gerçekten sahici biri olduğuna inandırıyor mu? Bence işte sahici bir Türk Karadenizli genç adam, işte futbolcu geçmişi, Kur'an okuma geçmişi, hani her şeyle böyle sıcaklığıyla bana hakiki geliyor. Bir de benim babamın ailesi de Karadenizli. Amcalarımdan birinin adı Ekrem. Çok böyle hatırlatıyor böyle bir şey. Çok böyle Karadenizli bir şeyi var yani. Soyadının da yardımı olduğu söyleniyor. Biraz da işin gırgırını yapanlar var. Dün en son şeye bakmıştım. Sosyal medyada dolaşan şeylerden bir şakalardan birine 50 bin kadar AKP'li diyor. YSK'ya başvurdu. Biz soyadına bakınca AKP sanmıştık. İptal edilsin diye. Peki o fonda, İmamoğlu'nun fonunda Binali Yıldırım, ki değişik bir kişiliktir, espri yapar falan. O nasıl görünüyor diyeceğim ama bir cümleyle sizi görmekten memnun olanlar, selam edenler Facebook'tan izliyorlar yayınımızı. Onların selamlarını ve iyi dileklerini de ileteyim size. Evet, İmamoğlu fonunda tecrübeli, epeyce tecrübeli bir siyasetçi, bütün makamlarda neredeyse oturmuş Binali Yıldırım. Tamamen nasıldı? Bezgin Bekir çizgisinde bir kampanya yürüttü. Çok çok isteksizdi, çok çok neşesizdi. Çünkü aslında kendi tarzı, Anadolu tarzı böyle bir espri şeyi de olan bir adam. Ve yani hani ben lafı, yani iki cümle söyleyip ben lafı daha fazla uzatmayayım, başkanımız Tayyip Erdoğan konuşsun falan demesi artık neredeyse satirikti. Satirik değilseydi patetikti. Yani acıklıydı ve çok çok bezgindi. Ve hani birdenbire fırlayıp ben kazandım diye böyle bir konuşma yaptı ya. Zafer konuşması da çok çok hani pilleri bitmiş böyle bir figür gibiydi. Çok çok isteksiz ve neşesiz ve hevessiz gözüküyor ama tam böyle diyorsunuz işte çıkıp konuşmadan işte hicap duyuyor diyorsunuz, çıkıp Ekrem İmamoğlu için milletin sinirlerini bozma diyebiliyor mesela. Evet. Bir de seçimlere katılmayıp da çok fazla aktif olan iki kişi galiba vardı. Biri tabii ki Tayyip Erdoğan ama diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun performansını nasıl buldunuz? Vallahi Süleyman Soylu çok enteresan. Çok bir sürü yerde miting yaptı. Ve böyle bir anlamda iktidarın görünmeyen ayağı, gizli ortağı mesajını hep veriyor yani. Subliminal değil. Gayet açık tak 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 diye kafamıza vuruyor çekiçle.
Ve şimdi de mesela kurmaylarla toplantı yaptığı ve bir şeyler hazırladığı, bir şeyler pişirdiği falan söyleniyor. Süleyman Soylu herhalde hani rivayetlenen veliahtlık mücadelesinde çok güçlü bir aday olduğunu AKP'lilere de sürekli hissettiriyor. Herkese hissettiriyor. Damat da bir gerilimi evet. var gibi sanki omuz evet. atmayı falan hatırlıyoruz evet. Berat Albayrak'la. Evet, veliahtlık savaşını o ikisi arasında görüyorum. Hı-hı. Anladım. Yani biri Tayyip Erdoğan'ın prensi, bilmiyoruz tabii. Öbürü de Mehmet Ağar'ın prensi, bilmiyoruz tabii. Ya, o da ilginç, ilginç, ilginç. İlk bu kişilerden bir kişiyi daha soracağım size. Çok merak ediyorum Hı-hı. çünkü onunla ilgili düşüncelerinizi ve duygularınızı. Fatih Maçoğlu, o da bir fenomen oldu. Hı-hı. Ne diyorsunuz? Ya çok hayırlı bir şey. Tunceli zaten inanılmaz yani bir kentimiz, inanılmaz bir yer. Çok apayrı bir psikolojisi var. Çok apayrı Gittiniz bir... Gittiniz değil mi oraya? Hayır gitmedim. Hmm. Sadece ama mesela ceylanlar geziyor. Hani ne bileyim avlanmayı yasaklattırabiliyorlar. Yani evet, sonuç evet, olarak evet, çok... Evet. Bir de gidince böyle... kendinizi başka bir yerde Öyle hissediyorsunuz. Mi? Ben Hı-hı. çok şaşırmıştım. Hı-hı. Sokağa giriyorsunuz işte ne bileyim Behice Boran Sokağı. Oradan çıkıyorsunuz. Hı-hı. Yaşar Hı-hı. Kemal Caddesi'ne giriyorsunuz Hı-hı. falan. Çok değişik. Hı-hı. Ama bir de Maçoğlu faktörü var. Evet. Ovacık'ta yaptıkları var. Evet. Sonra seçimi kazanması ve popülaritesi... Hı-hı. Yani Tunceli'den beklenecek bir şey. Tunceli Türkiye'de istisnai bir yer. Farklı bir gezegen yani. Ama işte vermiyorlar Mazbata'yı. Mazbata'yı vermiyorlar. Evet, evet onu diyecektim. Son saatlerdeki haberlerden biri Mazbata'yı açıklanamayacak bir takım güvenlik gerekçeleriyle Hı-hı. vermiyorlar. Bu da seçime gölge düşüren herhalde önemli. Seçime artık düşecek gölge kalmadı. Düşecek yani. Gölge kalmadı. Seçim artık karanlık bir odada geçmiş. Alacakaranlık kuşağında geçmiş oldu. Bir de YSK adayları denetliyor. Herkes aday olamıyor. Denetlemediler mi yani? Nasıl aday oldu, seçildi ve birdenbire bilinmeyen, öngörülemeyen nedenler oluyor. Yani inanılmaz son meşruiyet kalelerini kendi elleriyle yıkıyorlar ama bence hiçbir şey umurlarında değil. Ben bunu anladım. Yani seçimler sözüm ona hakkıyla yapılan seçimler sözüm ona diyorum. Çünkü bu YSK şu an bizim uğraştığımız YSK seçim esnasında mühürsüz oyların kabul edilmesine sayılmasına karar vermiş bir YSK'dır. Bu kadar hani şaibeli durumdayken, müştekiyken Cumhuriyet Halk Partisi olsun, HDP olsun, AKP seçmeni dışındaki, AKP ve MHP seçmeni dışındaki herkes bu kadar kendini güvensiz hissederken bu seçim ortamında tamamen yıktılar kaleyi. Zaten yıkık bir kaleyi tepemize indirdiler. Evet. Bu arada Maçoğlu'yla ilgili son bir haber varmış. Umarım o Hı-hı. durum en azından kısmen toparlar. Yarın Mazbata'nın verileceğine ilişkin Hı-hı. bu Tunceli'de iyi ama Türkiye'de daha Hı-hı. verilecek çok mazbatalar var. O anlamda dediklerimizi iptal etmiyor. Hı-hı. Ama yine de seçime şöyle bir genel bakalım. Şimdi daha çok kişileri Hı-hı. ben size sordum da AKP kazanıyordu Hı-hı. şöyle ya da böyle ve epeyce Hı-hı. bir zaman geçti. 17 yıl geçti. Ve bu seçim farklı bir seçim oldu gibi bir kırılma mı bu sizce? Bir Hı-hı. sonun başlangıcı mı? Bir yeni bir dönemin ilk adımları mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında başladı o. Yani bu üstü örtülüyor, makyajlanıyor. İşte sayılar şöyle bir de hani mesela şöyle deniliyor. Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli meşhur. Her seçimi kendi kazandıklarını iddia etmekte meşhur. Gerçekten AKP'nin referandum, seçim sonrası gerçekten çok ciddi bir avalan şeklinde oylarında düşme var. Fakat bu hani bununla yüzleşmiyorlar. Şimdi burada artık son radde oldu. Belediye seçimini kaybedince yüzleşmek durumunda kaldılar. Ve zevahiri kurtarmak için zorbalığa başvurmaktır bu. Yani zorbalığı planlıyorlar herhalde. Başka bir şey düşünemiyoruz değil mi? Yani çok büyük bence bir şey var. Bir kere AK Parti diye bir parti kalmadı ki. Şu an bir parti yok. Sadece ve sadece tek adam var. Herhalde AKP'liler de bu konuda düşünüyorlardır. Düşünmek durumundadırlar. Yani tek parti rejimlerinin de her zaman bir raf ömrü, her zaman dünyanın her yerinde vardır. Yok mudur? Ne Dolmak diyorsun? Üzere mi? Dolmaya başladı diyeyim ben. Hı-hı. Hı-hı. Anladım. Muhalefetin performansını nasıl buldunuz? Şimdi bir kere yani CHP ile mesafeli olanlarımızın meselesi neydi? Kürt düşmanlığı. Yani Türkiye'de herkesin Kürt düşmanlığı üzerinden politika yürütüyor olması çok çok acıklı bir dram. Ve hani kendini sosyal demokrat etiketiyle
kabullendirmeye çalışan bir partinin de, yani CHP hakikaten böyle bir yoldaydı. Ama şimdi İyi Parti bünyesinde olduğu halde diyelim HDP ile yani en azından Kürt düşmanlığı yapmayarak bu seçimlerde yola çıkmış olması rasyonaliteye doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaştığına delildir. Ne bileyim, Canan Kaftancıoğlu gibi bir figürün il başkanı olması çok önemli bir figürdür. İmamoğlu gibi işte gardıropta sakladıkları böyle bir siyasi, çok hakikaten siyasi deha demeyeyim artık ama siyasi bu kadar cevval bir insanın, siyasetten bu kadar anlayan bir insanın gardıroptan çıkarılmış olması bir delildir. Ve bu arada gerçekten unutmayalım, Selahattin Demirtaş faktörünü unutursak yani ayıp olur ve günah olur. Ve haksızlık olur. Onun çağrısını olur. Özellikle kastediyorsunuz ya, bağrınıza taş basın, gidin oyunuzu verin dedi. Bence şehirlerde, büyük şehirlerde bugün Mersin, Adana, Antalya, bunlar da, buralardaki Kürt oyları, İstanbul'daki Kürt oyları, bunları yabana atarsak yani ayıp etmiş oluruz. Gerçekten bu çağrı bence çok önemliydi. Ve Selahattin Demirtaş bu arada, yani bunu da söylemeden geçmeyelim, Türkiye'nin geleceğin için çok önemli bir mihenk taşı. Türkiye'nin geleceğinde ben sadece ve sadece Selahattin Demirtaş'ı görüyordum. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu da görmeye başladım. Yani bu önemli, genç ve taze olana o kadar hasret kalmışız ki, kirlenmemiş olana, yıpranmamış olana, bezdirmemiş olana, bıktırmamış olana o kadar hasret kalmışız ki. Bu dediklerinizin belki tersi tarafından bir soru sormaya çalışacağım. Seçimlerde her şeye karşın başarılı olduğu, işte planlarının tuttuğu, kimilerine göre kurnazlık yaptı vesaire vesaire söylenen bir lider. Bahçeli. Evet. Başarılı oldu mu sizce? Aslında MHP'nin oyları düşüyor. Yani aldığı kent sayısı arttı fakat bu ittifak yüzündenmiş. Hani bir takım işte böyle istatistiksel yazılar, onları bile cefakarca okuyorum. Yani öyle oylarının arttığı falan yok. Bir yerde tıkadı kaldı oyları. AKP'den oraya geçiş olduğunu falan düşünmüyor musunuz? Bence genç AKP'li, yani AKP'lilerin genç çocuklar, yani ilk kez oy verenler AKP'ye protesto diye gidip MHP'ye oy veriyorlar. Ha Ali Veli, ha Veli Ali filan, öyle bir kafa karışıklığı da var. Ya da küstüm AKP'ye, MHP'ye vereceğim. Ne değişti kardeşim filan, ama öyle zaten o seçmenden de o kadar böyle bir şeyler beklemiyoruz hani bilinç adına filan. Devlet Bahçeli müthiş bir satranç oyuncusu. Yani siyaset satrancında müthiş bir oyuncu. Yani hakkını da, Sezar'ın hakkını da bu açıdan vermek lazım. Seçim bitti. Birdenbire dedi ki, "Aa, bundan sonra belediye başkanları karar versin." Değil evet. Mi? İlçe yani biz illerin bir evet. Şey belediye başkanlarını seçelim. O hepsini evet. Atasın. Evet, peki bu bir ademi merkeziyetçilik önerisi midir? Hayrola üstad falan. Ama birdenbire bir bomba atıp sonra gidiyor çay içiyor, püsküvet yiyor. Bir de güzel kravatlar takıyor. Evet. Gerçi mesele kravat değil canım dedi. Ama yüzük ve kravat da zaten kravat ve yüzüklerin efendisi. Peki Bahçeli demişken onun efendisi olduğu bir başka şey daha var. Erken seçim ilan etme efendisi. Siz evet. Bu sonuçlardan sonra eğer şu döneme geçilirse bunun Türkiye'yi 4,5 yılı beklemeksizin bir genel seçimlere götürebileceğini düşünüyor musunuz? %100. Bir kere ben 4,5 yıl bekleyeceğimizi falan zannetmiyorum. Seçim bağımlısı, yani böyle eroinman gibi müptela, seçim müptelası bir sistem kurulmuş ve hep bir onay aranıyor. Daha fazla güç için, daha fazla güç için. Aslında şimdi bir onay üzerinden kalktığı için yine kaşınmaya başlayacaklardır bence. Ben hemen Bahçeli'den böyle bir şey bekledim ama işte bu bombayı attı ve onun da zamanlamasını yapıyordur. Yani o kadar seçim bağımlısı olmuş iki parti, o kadar seçim bağımlısı olmuş bir tek adam sistemi sizce 4,5 yıl sabreder mi? Sabredebilir mi? Zor herhalde ama yakın bir zamanda yapılacak ya da 1-2 yıl içinde yapılacak bir seçimde herhalde bu ekonomik koşullar nasıl sonuç doğurabilir sizce? Yani biz bir de seçim arsuz olduk. Hani dayak arsızı gibi toplumca. Yani dayak yemeden duramıyoruz gibi. 1-1,5 yıl sonra bence yine o pişirilecek.
Pardon, ne demiştiniz? Yani ne sonuç getirebilir örneğin bir buçuk yıl sonra böyle bir seçim olsa? Ya ekonomik bunalım o kadar şiddete kapımızı çalıyor ki. Bir de yani ben mesela hiç itiraf ediyorum, dış haber yazısı ve ekonomi yazısı okumazken hepimiz, bence sırf ben değil, o kadar çok dış haber okuyorum ki dış konjonktüre de aslında umudumuzu bağladık. Ekonomiye de acıklı bir şey ama umudumuzu bağladıkken yani çok 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 sıkı. Büyük bir kere işsizlik rakamları fecaat yani. İşte böyle her şey korkunç gidiyor. Hı hı. Onlar da kapıda. Şimdi Barış arkadaşın bir şeyi vardı. Hı hı. Tweet'i vardı. Şöyle diyor arkadaş, partimizin İstanbul üyelerini anket yapıyoruz diyerek arayıp seçim sonuçları istediğiniz gibi olmazsa sokağa çıkmayı düşünür müsünüz sorusunu kim hangi amaçla ve ne için sorduruyor? Bu tam anlamıyla bir kışkırtma ve provokasyondur diyor. Böyle bir şey duymuş muydunuz? Hayır, bu yeni bir şey mi? Yani herhalde birkaç saat önce Barış'ın evet kaygılı hani bir şeyler, bir tezgahlar hazırlanıyor diyorum ya, yani Süleyman Soylu ve ekibi herhalde çok güzel şeyler düşünüyorlar. Yine aynı Barış bizde de iki gün önce sizin oturduğunuz koltuktaydı. Onun geçen hafta galiba bir basın şeyi vardı. Derlemesi mi raporu vardı. O raporda ben sizin adınızı gördüm. Basında baskı altında ya da işte tutuklaması, mahkemesi vesaire olanlar toparlanmıştı ve siz rahat bırakılmıyorsunuz galiba. Bir davanız mı var? Üç tane kıtı plus davadan. İşte böyle her şey oraya bağlanıyor filan. 3 tane kutu göz davadan 18 bin lira toplam ceza aldım ki bu da hatırı sayılır bir rakam yani. Ona bölerseniz yani 10 ay boyunca asgari ücret kadar ceza ödememe hani karar verildi. Yani bu da tabii ki sus lan cezası olarak okuyorum ben bunu. Nasıl okuyayım ki yani, o kadar tuhaf biri Survivor üzerine yazıdan mesela... Cumhurbaşkanına hakaret, Survivor Semih üzerine yazım. Artı Semih'e hakaret, başka birisi Cumhurbaşkanına hakaret. Yani evet, gerçekten. Hani şu an benim yazmam peki arzu edilmiyor mesajını alıyorum. Davalar bitti mi bu arada? Bitti. İşte bu kadardı. Anladım. Yazmanız arzu edilmiyor. Bunu deyince de siz şeye aklıma geldi. Akit, yeni Akit'te, yeni ya da eski her neyse Akit işte orada bundan 6 ay önce ne zamandı? Perihan Savaş ateist dedi, Perihan Savaş mı diyor. Tekrar ortaya çıktı diyor. Hürriyet'te diyor. Hürriyet pazarda gördük, demek ki yeniden doğdu falan. Neydi öyle bir? Perihan Savaş. Perihan özür dilerim. Beni andı. Perihan Mahallen ortaya çıktı. Hürriyet şeyde diye bir ya yazısı. Ben Sıla üzerineydi. Bir yazı evet. Yani Çınar Oskay beni aradı, yazar mısınız dedi. Ben de evde dolaşıyorum ama bu köşe yazarlığı hani mesleki deformasyon, karakter deformasyonu iç içe. Aslında kafamdan tabii ki Sıla yazısı yazmıştım. Ben de ay yazmaz mıyım dedim, böyle korsan miting yapar gibi. Sıla nasıl sevilmez ki falan gibi, evet, bir şey var. Gel de Sıla'ya aşık, gel de Sıla'ya aşık olma. Evet. Evet. Yani çünkü çok çok ciddi bir şiddete uğramış bir kadın, bu kadar meşhur bir kadın ortaya çıkıp bunu ortaya koyuyorsa, ben buna modern zamanların jandarklığı diye bakarım. Yani böyle hislerle doluyken böyle bir teklif yapınca ben de korsan miting koyar gibi, abicim ben yazmayayım mı yazımı falan diye şak diye yazdım, evet. Zaten. Yolladım, aman yarabbim, hani bu yazı yankı yazganlandı alemde. Yani başka düşman çevrelerde de, yani işte vay Hürriyet'e geçti, Hürriyet'e geçti. Yani hepsi orada bekliyor ki ben hani bir yerlerde yazarsam karalar bağlayacaklar yani. Ne kadar iyi. Demirören grubunda da bir baskı oldu. Bir daha sakın ha. Herhalde. Ben öyle sosyal herhalde. Medyadan bu ve bunun benzerlerini arkadaş, bir size boşuna mı Ziraat Bankası'ndan kredi çektirtip bu grubu aldırdık arkadaş? Devlet parasıyla, yani devlet parasıyla, yani sonuç olarak Ziraat Bankası'ndan krediyle Demirören grubuna verilmiş bir amiral gemimiz var. Hı-hı. Ertuğrul Özkök'ün halen bir kamerasında oturduğu. Peki ne yapıyor şu sıralarda Perihan Maden? Valla bol bol televizyon seyrediyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Kedi köpek bakıyorum sokaklarda. Çok çok büyük bir kedi köpek mesaisi yapıyorum. Bunu semtimdekiler herhalde deli kedici kadın, işte hayvancı kadın olarak biliyorlar, tespit ediyorlar. Bir de çok çok televizyon seyrediyorum, o kadar. Bir şeyler yazmıyor musunuz? Yazmıyorum. Yazı ya da kitap?
Hayır, yok hiçbir şey. Bu soru da bana şey gibi geliyor. Hani yazın sonunda ödevini yaptın mı çocuk? Evet. Yapmadım. Yapmadınız. En iyimser bir şekilde bunu şey diye, bu birikimler geliyor bir an. Yine o ödevler yapılır gibi düşünerek bir okurunuz olarak algılayayım ve son olarak şey yapalım mı? Bu seçimlerle başladık. Bu duyguların bir kısmıyla ve kişileri değerlendirerek başladık da bir de benim çok hoşuma giden bir tarafı bu seçimlerin bu aşk, sevgi şeyleri, sloganları, İstanbul aşkı, Türkiye sevdası, sevdalıyız vesaire. Kayahan'ın şarkısı, o ne güzelim şarkıydı değil mi? Belki hala öyle. Bunları nasıl şey yaptınız? Bu arada Kayahan'ın şarkısı derken unutmadan söyleyeyim, yine internet esprilerinden biri. Artık diyor şeye, bu bizimkisi bir aşk hikayesi yerine AKP'ye başka bir şey öneriyoruz ve Binali Yıldırım'a diyor. İstanbul'u artık hiç sevmiyorum. Ya nasıl buldunuz bu olumlu, aşkları, sevdaları? İnşallah o şarkıya dönüşür. Ya benimsin ya kara toprağın şarkı, ya sloganı, şarkısı falan da var yani. Bir de hani bu agresif aşk, hani seni kaptırmam yarim kimselere falan. Fakat şu benim ilgimi çekti. Hani balkon konuşmasına çıktı Erdoğan ve de melül mahzun bir şekilde 3 dakika boyunca seçim şarkısını önce söyledi. Evet. O da çok ilginçti yani. Her balkon konuşmasının başında seçim şarkısı söyleniyor mu bilmiyorum. Ama orada da bir elem ve keder vardı. Fakat ben bir şarkı anısı anlatabilir miyim? Tabii yani ki iyi olur. Şey, onunla bitirelim isterseniz. Evet, tamam. Bir mahkeme kapısında Şanar Yurdatapan'la bekleşiyoruz artık. Neden mahkememiz varsa hani kronik mahkemeliler şeklinde. Ben dedim ki Şanar Yurdatapan'a dönüp, hani dedim saçma bir pop şarkı vardır. Tam mutlu oldun derken yıktın bütün dünyamı. Bizim Türkiye'de halimiz bu değil mi dedim. Ki o zaman iyi günlerimizmiş. O da döndü bana dedi ki o benim şarkım dedi. O meselemiş. Ben de kim söyledi diye düşünüyordum. Yeliz. Yeliz. Yeliz değil mi? Olmaz böyle şey yoksa. Olmaz böyle şey. Evet. Peki bu şarkılı anıyla isterseniz bitirelim. Çok teşekkürler. Rica katıldığınız ederim. İçin. Sağ olun. Perihan Maden konuğumuzdu. Seçim süreci ve sonrasında yaşananları farklı bir açıdan değerlendirdi bize. Yeni konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.